Sanki ilk baktığın gözlerdi gözlerin. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerede, nerede, nerede? Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, hep senle. Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, karışmak güzel. Sen bu kötü eleştirileri yazan adama taktın o zaman. E takılmaz mı Adem baba? Yok neymiş? Pizza Rönesans geçirmiş bir yemekmiş. Pide de neymiş? Bak, bak laflara bak. Ona Rönesans yerine kafayı bir geçireceksin, görecek gününü angut. Senin niyetin bu adamı bulmak. Bulunca da nus ile uslanmayalı etmeli tektir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir diye girişmek. Aynen o niyette ben de aramaya başladım adamı. Ne demek veremeyiz? Vereceksiniz. Ben şikayetimi onun yüzüne bizzat yapmak istiyorum. Ararım. 10 kere daha ararım. Verene kadar arayacağım. Benim numaram sizde var bir kere. Eğer delikanlıysa yazdığı şeyleri benim yüzüme karşı söyler. Tabii yiyorsa. Hayrola? Haluk Bey, bir sorun mu var? Evet. Nedir? Şu sonradan gurme. Gurme? Dua etsin gazetedekiler ismini vermiyor. Yoksa ona bir kafa atacağım. Ta Roma'ya o bahsettiği pizzayı yemeye gidecek. Canım yani basın özgürlüğü diye bir şey var. Yani adam istediğini yazar. Yazamaz mı? Ya yazarsa yazsın. Ben orasında değilim. Ama adını belirtip de yazsın. Öyle takma isimlerle değil, delikanlı gibi. Bak Vedat Milor'e, bak Mehmet Yaşir'e, adamlar da yazıyor. Ama ismini cismini koyup da yazıyor. Niye bu gizlilik, niye anlamadım? Sen istihbarat örgütü müsün kardeşim? Canım yani belki de adam böyle özel muamele görmemek için değil mi? O restoranın doğal havasını yerinde koklamak için ismini vermiyordur değil mi? Olamaz mı? Ya kardeşim sana ne oluyor? Sen niye savunuyorsun bu adamı? Ha? Ana. Sen bu gurmeyi tanıyor musun? Yok canım, ne münasebet. Yani nereden tanıyacağım? Ya ben basın özgürlüğü adına konuşuyorum. Basın özgürlüğü varsa benim de kafa atma özgürlüğüm var. Ona bir kafa koyacağım, ta Roma'ya gidecek o bahsettiği pizzayı yemeye. Canım, yani adam istediğini yazmış. Özgür fikirlerini açıklamış. Demek ki pidenizi beğenmemiş. Ne demek beğenmemiş? Herkes beğendi. O nasıl beğenmiyor? Sen de biliyorsun, yedin. Duyan da seni gurme zannedecek. Ama ben onu bir elime geçireyim. Ağzını, yüzünü, kolunu, bacağını kıracağım ona. Ona bir kafa koyacağım, göreceksin böyle. Aa. Bak neler yapacağım ben ona, gör. Aa bak buraya yazıyorum, aa buraya yazdım, aa. Hatırlatırsın bana. Bak sinirlendim gene. Bak titriyorum, görüyor musun? Böyle oldum mu fena olurum ben. Tutamazlar beni. O sonradan gurmeyi bir yakalayayım, bak ne yapacağım.
Hoş bulduk. Ne haber Meltem? İyiyim. Haluk nerede? Telefonda. Bütün gazete ve dergileri arıyor şu gurmeyi bulmak için. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer Haluk o gurmeyi bulursa yemin ediyorum perişan edecek, bak buraya yazıyorum. Zaten ben de ondan korkuyorum. Hay kafayı taktı. Taktı o gurmeye yani. Dükkana gelen herkese pide yedirmeye çalışıyor. Pide mi güzel, pizza mı güzel? Pide mi güzel, pizza mı güzel? Ay aklımı kaçıracağım yani. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben çok ama çok uzun zamandır Haluk'u bu kadar sinirli görmemiştim. İnşallah bulamaz o gurmeyi yani. Bulursa yemin ediyorum başını büyük belaya sokar. Ay Allah korusun ya. Tuna yürü. Yürü biz gidelim. Haluk bu halde hiç çekilmez. Yürü gidelim. Ay bir dakika ya, bir dakika oturun. Hayır otur. Hiçbir yere gidemem. Otur. Vallahi hiçbir yere bırakmam. Ya birazcık durun bari, böyle bir kafası dağılsın. Ya Meltem, Haluk kafayı dağıtacağına gelip benim yüzümü kafamı dağıtmasın Allah aşkına ya. Ay Tuna nasıl yapacak böyle bir şey? Ben varım burada. Yani. Allah razı olsun gönül. Vallahi bir an düşündüm de yani. İyi ki varsın yani. Alo. Merhaba. Ben bu Lezzet Dünyası'nın yazarıyla görüşmek istiyordum. Evet, onun sayesinde böyle damak zevkim değişti. Ona bir teşekkür etmek istiyordum. Bana telefonunu verebilir misiniz? veremiyorsunuz. Anladım. Yani çok istiyorum onunla görüşmeyi. O yüzden ev adresinizi verseniz de olur. Ben ona mektup yazarım. Onu da veremiyorsunuz. Lütfen desem, ne olur desem. İyi anladım, veremiyorsunuz. Ulan seni bulacağım. Adam bana kafayı taktı İdil. Tanselciğim, gördüğüm kadarıyla sen bunu iyice bir obsesyon haline getirdin. 10 dakikada bir gazeteyi arıyormuş. Hem de böyle farklı farklı insanlar gibi. Peki şunu düşünüyor musun Tanselciğim? Öyle bir yazı yazmak zorunda mıydın? Ben işimi yaptım İdil. Ne yapsaydım yani? Öyle pide, pizzadan daha iyidir falan böyle saçma sapan şeyler mi yazsaydım? Bana kalırsa sen duygularını biraz fazla karıştırıyorsun bu işe. Hayır İdil'ciğim. Hayır. Ben damağımdan geleni kalemimden esirgemem. Binlerce insanın o pideyle midelerini karartmasına izin veremezdim herhalde. Bence bu konuyu yarınki seansta konuşmalıyız Tanselciğim. Çünkü şu anda senin öfke kontrolünü yapamadığını düşünüyorum. Ya kardeşim, devlet sırrı mı bu ya? Verseniz ne olacak? Bak. Bak duydun mu Edil? Dünyanın en acı biberi Trinidad Morgo akrebi yemiş gibi nasıl bas bas bağırıyor, duydun mu? Umarım bu durumdan mutlu olmuyorsundur Tanselciğim. Çünkü başkalarının acılarından mutlu olan insanlar ciddi bir empati sorunu yaşıyor demektir. Yok canım, ne münasebet. Yani ben o kadar basitleşecek bir insan değilim. Ama bu kadar hümanist olmasaydım o Maganda'dan nefret edebilirdim. Şu gurme kimse Haluk bulamaz. İnşallah bulamaz. O zaman kıyamet kopar işte Meltem. Bence bulur. Ya bu azimle taşı bile deler Haluk Bey. Ya biraz önce ne yapıyordu biliyor musun? Adamın numarasını bulmak için Fransız Büyükelçiliğinden arıyormuş gibi açmış telefonu. Ah bonsoir, monsieur. Gazetenizde müthiş bir yazı okudum. Acaba kendisinin telefonunu alabilir miyim? Fransız Büyükelçimiz Fransız yemeklerini konuşmak için arıyor da filan gibi bir şeyler söylüyor telefondan. Hayırdır? Haluk Bey Fransız Büyükelçiliğinden mi çalışmaya başladı yoksa? Hayır Emine, adamın kimliğini öğrenmeye çalışıyor. Bütün gün zaten ağzında gurme lafı. Bence adam ağzının tadını bilmiyor. Yani pideleriniz mis gibi Gönül Hanım. Olur mu öyle şey? Emine adamın işi bu. İşi ayıp etmek mi? Ayıp mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Benim kaçırdığım bir hakaret falan mı var bu yazıda? Yok da kötü eleştirmiş. Ne ayıbı Emine? Neden bahsediyorsun? Ya şimdi gurme midir nedir bu adam? Geliyor restorana. Ondan sonra bedava yemek yiyor. Ondan sonra da kalkıp arkanızdan böyle
yazı yazıyor. Şimdi bu ayıp etmek değil de ne oluyor peki? Çok ayıp, çok ayıp. Abicim bu kadar sinirlenecek ne var ki? Kimse gazete okumuyor ki abicim ya bu ülkede. Kimse okumamıştır inan bana ya. Ya kim okursa okusun. Zaten herkes biliyor bizim Karadeniz pidesinin lezzetini. Abi inan bana kafaya takılacak hiçbir şey yok. Sana yemin ediyorum bu ülkedeki en büyük gündem iki günde unutuluyor ya. Ya balık hafızalı bir ülke olduk, böyle bir toplum olduk çıktık abi. Ben unutmam. Ben ona yapacağımı biliyorum. Tatmadığı tatlar tattıracağım ona. Menüyü mü değiştiriyorsun abi? Evet. Aperatif olarak sağ kroşe, ara sıcak olarak aparkat, ana yemek olarak da kelle ikram edeceğim. Müthiş vallahi. Bir de gurme bayıldı yaparsın yanına. Oh, mis gibi yenir yani. Aynen öyle. Onu elime bir geçireyim, bak göreceksin neler yapıyorum. Zero, senin o gazetede tanıdığın manadığın yok mu? Reklam falan vermiyor musun o gazeteye? Veriyoruz abi ama yani bana adamın ismini vermezler. Oğlum çaktırmadan soracaksın. Abi vermezler ya, ben biliyorum. Ya zaten niye versinler abi ya? Al ya, ya. Şimdi niye beni böyle şeyleri karıştırma abicim ya? Ben şiddete karşıyım zaten Haluk ya. Tabii tabii, sen hiç bana yardım etme zaten Zero. Sen git o entel Tansel'le takıl. Aşk olsun yani, ne alakası var abicim? Ayrıca Tansel Bey gayet iyi bir adam. Hadi hadi, neresi iyi? Kendini beğenmiş züppenin teki. Gurme kadar olmasa onun da benden bir menü alacağı var. Hiç alakası yok abicim, gayet iyi bir adam. Sen değerini bilmiyorsun adamın. Galiba sen de bu menüden tatmak istiyorsun. Yok, ben gayet iyiyim, ben tokum yani. Neyse, eninde sonunda bulacağım ben bu adamı. Bibil. O adam gazetedeki yazıyı benim yazdığımı ya öğrenirse? Öğrensin. Ya bir basitlik yapar, böyle şiddet barındıran tavırlar sergilemeye başlarsa? Hayır canım, böyle bir şey yapamaz. Burası dağ başı mı? Yapamaz değil mi? Yapamaz tabii. Ayrıca korkularla yaşamak istemiyorsan sorunlarınla yüzleşmelisin. Ben mi ondan korkacağım? Ben istesem o mağara adamını perişan ederim. Ama adam sürekli cinnet modunda dolaşıyor hayatım. Bence gidip o yazıyı yazdığını itiraf etmelisin. Kim? Ben mi? Evet, Haluk Bey'e gidip o yazıyı köşemde ben yazdım demelisin. Yani tabii ki diyebilirim. Ondan mı korkacağım? Ama... Ama? Yani ben prensip olarak kimliğimi gizliyorum hayatım, biliyorsun. Tansel'cim, bu sefer istisna yapamaz mısın? Yapabilirim. Ama gerek yok. İdil'cim, insan prensipleriyle yaşar. Ya düşünsene, şimdi prensiplerimden vazgeçersem geriye benden ne kalır? Ha? Bence sen sorunlarınla yüzleşmekten kaçıyorsun ki bu da hiç sağlıklı değil. Ya Gülür, Haluk o gurmeyi bulmayı kafasına koymuş bir kere. Zaten adam kötü şeyler yazmış. Bir de Haluk üstüne bir şey yaparsa sadece kötü pideci değil, aynı zamanda zorba ve kötü pideci olarak adımız çıkacak vallahi ya. Ya ne yapalım, madalya mı takalım? Hiç takma kafana, olsun bitsin. Ya herkes istediğini düşünmekte serbest. Ama bence sizin pideniz son derece güzel. Doğru. Ama eşek koşaftan ne anlar? Meltemciğim, pideci ile pizzacıyı kıyaslamış. Eğer pizzacı açmış olsaydık bu eleştirilerin hiçbirini almayacaktık. Ha, pizza satsaydık sanki bir bahane bulmayacaktı. Adam kendi memleketinin pidesine o kadar laf söylüyor. Pizzaya ne diyecekti acaba? Bir şey söylerdim ama. Neyse. Yok, çekinme, söyle. Söyle. Aa, Haluk. Gönül. Yeter ama ya. Biraz başka bir şeylerden bahsedebilir miyiz lütfen? Vallahi çok doğru söylüyorsun Meltem. Havalar ne kadar güzel gidiyor değil mi bu sene? Ya. Zaten zor bekliyordun değil mi? Neyi zor bekliyordum Haluk? Ben sana söylemiştim Haluk demeyi. Neyi? Taş fırında pide değil pizza satmalıydık demeyi. Hadi itiraf et. Söylememe gerek yok ki, her şey ortada. Aha bak, gördün mü? Neredeyse gurme taşların hakkında yazı yazdı diye sevinecek. Niye? Çünkü ben sana söylemiştim Haluk demek için. Ay inanamıyorum bunları söylediğine Haluk. O dükkanda senin kadar benim de emeğim var. Niye kötü eleştiri almaya sevineyim ki ben? Çünkü ben sana söylemiştim Haluk demek için. Ya saçmalama Haluk. Daha Gönül hiç öyle bir şey demedi ki. Söylemesine gerek yok. Her hareketi onu gösteriyor. Bak öyle söylüyor. Bak bak bak, iç iş tarzına bak.
Ben sana söylemiştim Haluk demek aslında o. Baba, tavra bak. Baba, baba. Ben sana söylemiştim Haluk. Kalk gidiyoruz. Ha bak, bak. Kalkması da öyle. Yürü kalk. Hani ben sana söylemiştim Haluk. Gerçekten saçmalıyorsun. Hadi yürü Tuna. Gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Oldu. Hiç uğraşamayacağım ben. Aa bak, bu tavrı da o. Ben sana söylemiştim Haluk. Çay var Yakup. Demli olsun. Haluk Bey'le konuşsanıza. Garson kız işten ayrılmış. Belki size iş çıkar. Vaktiyle konuştuk oğlum. Olmadı işte. Niye ayrılmış biliyor musun Yakup? Niye? Müşteri yok. Bahşiş alamıyorum demiş. Bahşişsiz garsonluk. Peynirsiz tosta benzer Yakup. Tost dedin de iki tost yap da kendimize gelelim Yakup. Birincisi tost demedim. İkincisi de borcunuzu ödeyene kadar size tost most yok. Vay be. Bırak şunu oğlum. Bu ülkenin en büyük sorunu ne biliyor musun Şükrü? Nedir abi? Yeterince ganyan bayi olmaması mı? Adama hasret etme Şükrü. İş bulmak. Evet abi. Buldum. İş mi buldun? Hayır Şükrü. Bir fikrim var. Dünyanın sonu geldi galiba. Hüseyin'in fikri varmış. Adama hasret etme Yakup. İş bulma işi kuracağız Şükrü. İş bulma işi mi? Evet. İş bulamayanlara iş bulacağız. Hah. Aç tavuk ve saz arkadaşı buğday ambarından seslendiriyor. İç Anadolu'dan derlenen türkümüz. Merhemim olsa kendi kelime sürerim. Stand-up yapma Yakup, tost yap. Veresiye tost isteme benden, dost kalalım senden. Veresiye çay veriyorsun ya Yakup. Çayı veresiye alıyorum ama peynir nakit. Neyse, biz konumuza dönelim Şükrü. İş bulma işi kuruyoruz. İş bulmak bizim işimiz abi. Aa kızlar, siz de mi buradaydınız ya? Tesadüfe bak. Buna tesadüf değil, takip denir. Evet yani, sosyal ağlarda bizi takip ettiğiniz yetmedi. Şimdi de gerçek hayatta mı takip ediyorsunuz? Harbi ya kanka. Kızlar Twitter'dan nerede olduklarını, ne yediklerini, kiminle olduklarını zaten resimli olarak tweet atıyorlar. Abicim, biz kızları niye takip ediyoruz? Oturduğumuz yerden bilgi alırız zaten. Teo, bak bir laf daha edersen kardeşim gerilip ağzına bir koyarım. Ömür boyu disconnect olursun ha. Bence sizin acilen terapiye ihtiyacınız var. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Obsesyon halindesiniz resmen. Şimdi izin verirseniz beni kimler mentionlamış ona bakmak istiyorum. Size iyi günler. Merhaba. Bir tane latte alabilir miyim? Selamun aleyküm Yakup. Aleyküm selam abi. Ne yapar be bu aylak bakkallar? İş kurma şirketi kuruyorlar. Donları yok giymeye. Tekstil fabrikası mı kuracaklar? Adamı hasret etme seyyar teyyar. Bırak da çayımızı rahat rahat içelim. Zaten sırtım ağrıyor. Sırt dedin da aklıma geldi. Bilir misiniz? Akapuntur'u ben buldum. Akapuntur mu? O da ne ya? Seyyar teyyar. Hani iğne batırıyorlar. Tedavi falan ediyorlar adamı. İğneleyici laflarına alışmıştık zaten ama akapuntur falan ne ayak seyyar tayyar. Hadi oradan be aylak bakkal. Efendim, hiç unutmam. O zamanlar işte ufağım. Rahmetli anacığım bana bir dikiş kutusunu verdi. Oğla oynarım. Neyse efendim, o ara Rıza Ağa. Dedeme Rıza Ağa derlerdi. Sırtı ağrır. Dedemin sırtı ağrır. Geldi şöyle çatara kendini attı uzandı. Uzanır uzanmaz ah diye bağırdı. Sonra da bastı sopayı. Ben de öyle yapacak sandım ama birdenbire efendim C harfi gibi adam gitti. Yerine I harfi gibi adam geldi. Efendim anamın dikiş kutusundan dökülen iğneler dedemin belirli yerlerine batmış. Yani punduna getirmiş batmış. Sonra dediler ki, ya bu nasıl oldu bu? Dedik ki ya bu aganın punduna geldi iğneler. Efendim neyse aganın pundu, aganın pundu söylene söylene oldu akapuntur.
Böylece akapundur patladı gitti. Ya kanka, bizim bu kızlara karşı hiç şansımız yok be oğlum. Sen öyle san. Kızlar daha demin kendilerini ele verdiler. Nasıl yani kanka? Kızların kalbine giden yol annelerinden geçiyor. Ya yürü git ya oğlum, ne alaka? Erkeklerin kalbine giden yol midesinden geçer bir kere. Anneleri ne alaka? Kardeşim, daha demin kızları duymadın mı? Sizin benim annemden birkaç saat terapi görmeniz gerek dediler. Biz de gideceğiz, İdil Hanım'dan randevu alacağız ve kızların kalbine giden yolu tarif edecek bize. Eder mi diyorsun kanka? Eder tabii oğlum. Ama kesinlikle Melis ve Ece'den bahsettiğimizi anlamaması gerekiyor. Oley be, çak kanka, çak! Sence neye seviniyor bunlar? Ay ne bileyim ben. Belki follower sayıları 2'den 3'e çıkmıştır da ona seviniyorlardır. Ya da hayatlarında ilk defa bir Twitter retweet falan almıştır. Uy, internet özürler, ne olacak? Kızım sussana. Duyacaklar şimdi. Duyarlarsa ne yaparım ben Melis? Ya bize küserlerse? Ay, yaşayamam ben. Emine, söyleyeceğim gazeteyi aramanı istiyorum. Hangi gazete Haluk Bey? Ya sana ne hangi gazete? Tamam Haluk Bey, o zaman ararım. Ya bütün gazete bayilerini dolaşırım, hepsini böyle alır gelirim be. Gazete bayini aramayacaksın. Gazeteyi direkt arayacaksın. Yöresel bir tarif vermek için gurmeyi aradığını söyleyeceksin. Ha, yani ben şimdi gurmenin kim olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Ha. Çünkü benim sesimi tanıyorlar artık. Aradığım zaman şak diye yüzüme kapatıyorlar. Hangi yemeğin tarifini vereceğim o zaman? Fark etmez. Aa, fark eder Haluk Bey. Öyle sıradan bir yemeğin tarifini veremem ben. Ya adamına tenezzül bile etmez. Hatta telefona bile çıkmaz. Ya özel bir tarif olması lazım. Ya adama hasta etme. İşte bir şeyin tarifini ver. Benim bu adamı bulup kendi özel tarifimi vermem lazım. Kansercim sakinleş biraz. Sürekli bir hareket halindesin. Yani bu gerginliğin sebebi Haluk Bey değildir inşallah. Ben gergin değilim canım. Ya niye gergin olayım? Ama... Ama? Ya o yazıyı benim yazdığımı öğrenirse? Tansel'cim nereden öğrenecek? Yani eğer gidip sen kendini itiraf etmezsen... ...gazeteden kimse söyleyecek değil. Doğru. Yani gazeteden kimse söylemez. Ha söyleselerdi şimdiye kadar haberi olurdu. Ne kadar gerginlik yaşayacağına... ...medeni insanlar gibi gidip konuşup söylesene. İdil'cim. Şaka yapıyorsun herhalde. Medeni olmayan bir insanla medeni bir şekilde konuşulur mu? Öfke kontrolü, öfke kontrolü. İdil Hanım mutfak tamam. Teşekkürler Haticeciğim, ellerine sağlık. İdil Hanım, Serhat için bir şeye bakabildiniz mi? Ha, yok Haticeciğim ama bir şey olunca ben sana haber veririm. Serhat kim? Hatice'nin bir akrabası. Ha Tansel Bey, sizin de aklınızda olsun, iş arıyoruz. Ne iş olursa olsun, bir gösterin hemen kapar. Çok zekidir benim kardeşim. Tamam Haticeciğim, tamam. Bir şey olursa ben sana söyleyeyim. Tansel Bey, siz hangi sektörde çalışıyordunuz? Ben mi? Ben şey sektöründe çalışıyorum Hatice. Gıda. Aa, gıda mı? Hı-hı. Serhat da gıdadan çok iyi anlar. Bütün gün köyde yiyip içiyor. Siz hangi gıdalarla ilgileniyordunuz? Haticeciğim. Tansel gastronomi ile uğraşıyor. Edilciğim, biliyorsun benim yaptığım işi yapması mümkün değil. Bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Niye öyle diyorsunuz Tansel Bey? Benim kardeşim çok zekidir. Bak bir gösterin hemen kapar. Tamam Haticeciğim, tamam. Uygun bir şey olursa ben sana söylerim. Tamam, iyi günler. Peki, iyi günler. Edilciğim, neredeyse Hatice'ye ne iş yaptığımı söyleyecektin. Biliyorsun, teyzesi o mağara adamının yanında çalışıyor. Böyle kulaktan kulağa... Adamın kulağına gidecek. Tansel'cim ne alakası var? Ben senin gurme olduğunu söylemedim ki. Daha çıkmadı. Ne yapıyorsun Dil Hanım? Ay o daha kapıdan çıkarken unutur ne oldu uyuyacak. Yok.
Vermiyorlar numarayı. Çünkü yeterince ısrar etmedin. Sordun, kapattın. Ya ben kapatmadım, onlar kapattı. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun? Haluk Bey benden gazeteyi aramamı rica etti. Ay inanamıyorum Haluk sana. Ya kendin bıraktın, şimdi insanlara mı aratıyorsun? Aynen öyle. Bulunca da o adamı perişan edeceğim. Ya niye bu kadar sinirleniyorsun? Adam sonuçta istediğini yazmakta özgür. Ben de adamı bulmakta özgürüm. Bulursan ne olacak? Sence? Bence adam uzunca bir süre yemek tadamayacak. Haluk, şu andan itibaren adamı aramayı bırakıyorsun artık. Ya sen kendi bidene güvenmiyor musun? Güveniyorum. Yani yiyenler de müptelası olacak yakında, göreceksin. O zaman? Ya sen de biliyorsun, güneş balçıklı sıvanmaz. Hayır, açık açık adını da yazmıyor. Ona da gıcığım. Öyle takma isimler, misimler. Acayip gıcığım ona. Haluk, şurada bir tatil günün var. Lütfen dinlen. Bırak, at kafanla. At. Yok canım, Haluk Bey tatil falan yapmak istemiyor. Zaten böyle sporla geçirmek istiyor tatilini, böyle boks yaparak da. Aynen öyle. Teyze kız, Serhat hala iş bulamadım. Kızım senin kardeşinin işi var ya, köyde öyle yan gelip yatıyor. Aa, o yan gelip yatmaya bayılıyor ama ben aylak aylak dolaşsın istemiyor. Bir iş bulsun, çalışsın. Bana bak bakayım. Sen İdil Hanımlara söyledin mi? Ya yani bir şey ayarlayabiliyorlar mı? Söyledim söyledim. İdil Hanım'la Tansel Bey'e söyledim. İdil Hanım terapistlik işi yapıyor ya, benim kardeşim çok iyi dert dinler dedi. Ama olmaz dedi. Gerçi bir gösterse hemen kapar. Zehir gibi çocuktur benim kardeşim maşallah. Şey diyeceğim, bir Tansel Bey ne iş yapıyormuş? Vallahi gıda işindeymiş ama ben kızlarından öğrendim. Garme gibi bir şeymiş galiba. Garme ne kız? Ya işte garme mi, gurme mi, öyle bir şey. Böyle gıda mühendisi gibi bir şey herhalde. Ha sen gurme diyorsun. Ha. Haluk Bey de sabahtan beri gazetede yazan bir gurmeyi arıyor. Gazete mi? Tansel Bey de gazetede yazıyormuş. Sen ne dedin Hatice? Aa, Haluk Bey. Ay siz burada mıydınız ya? Tansel hangi gazetede yazıyormuş? Şu gazetede kızları göstermişti. Bir de ismini kullanmıyormuş, isimsiz yazıyormuş. Allah! Bir taşla iki kuş diye buna denir. Beyzbol sopa. Meltem Hanım. Ne? Meltem Hanım. Hani sizi şu taş fırınla ilgili hani kötü kötü yazılar yazan biri vardı ya. Ha. Tansel Bey'miş. Ya Hatice'ye söylemiş. Kızları söylemiş. Haluk nerede? Haluk nerede? Yukarı çıktı, bağırıyor. İyi, tamam, bir dakika bir sakin olalım. En azından Haluk şu anda yan villaya gitmemiş, burada ve sakin. İyi, 40 yılda bir sakin karşılamış. Ne yapsak ki acaba? Allah aşkına ya, saçmalama. Hayır, hiç konuşmayalım. Hiç konuşmayalım. Çekil önünden. Hayır, çekil. Hayatta çekeyim. Haluk saçmalama. Bırakır mısın? Bak sonra? Ben de eleştirilerimi yapacağım ama gazetede değil, onun kafasında yapacağım. Haluk'cığım bırak. Elini al sopayı. Hayır. Haluk. Sakın yanıma yaklaşma. Haluk Bey, çekil. Önümden çekil. Vallahi çekil. Önümden çekil diyorum. Allah'a bak, elimden bir kaza çıkacak. Saçmalama. Tansel! Enter Tansel, çık dışarı! Çok iyi. Ne var, ne bağırıyorsun? Ne istiyorsun? Seni istiyorum. Beni mi istiyorsun? Evet. Sana bir şey tattıracağım. Beyzbol sopama. Nasıl istersin? Sade mi yoksa üzerine limon da sıkayım mı? Ha? Ay Tansel Bey, bence siz eve girin. Bir an önce eve girin. Emine siz de gidin. Polis çağırın, itfaiye çağırın, bir şey çağırın. Çabuk kolluk kuvvetlerini falan çağırın. Tansel ne oluyor? Bu adam bas bas bağırıp nedensiz yere beni tehdit ediyor İdil'ciğim. Pardon, nedensiz mi? Evet. Nedensiz mi? Evet. Nedensiz falan değil. Taşörün hakkında o yazıyı senin yazdığını öğrendim. Gurmenin senin olduğunu öğrendim. Öğrendin deme. Evet, sakın inkar etme. Tamam, o yazıyı ben yazdım. Yine olsa yine yazarım. Ha, bir daha yazamayacaksın çünkü ölüp dayak yiyeceksin.
Tansel. 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 Tanselciğim, kitap okurken uyuyakalmışsın. Nerede o mağara adamı? Mağara adamı derken? Haluk Bey'den mi bahsediyorsun yine? Oh. Değil, tam bir kabus gördüm. Oh. Taşfırın hakkındaki yazıyı benim yazdığımı öğrenmiş. Elinde bir sopayla beni kovalıyordu. Tanselciğim, bak bu mesele senin artık bilinçaltına işlemiş, rüyalarını da görüyorsun. Git Allah aşkına şu adamla bir konuş, bu meseleyi hallet. Tamam. Tamam, hallederim. Ama adam tam bir mağara adamı hayatım. Konuşmuyor, homurdanıyor. Ya ne yapayım, ben bu neandertal dilini bilmiyorum ki. Peki hayatım. Ama bunu da seansta bir ara konuşmamız lazım. Tamam hayatım, tamam, konuşuruz. Ve tamam bir kabus. Al işte. Ne oldu? Ne güzel uykum vardı, kaçtı. Kim kaçırdı uykunu? Bu ev kaçırdı. O ne demek ya? Ev o kadar büyük ki salondan buraya gelene kadar mevsimler değişiyor. İpek yolu gibi. Abartma Haluk. Abartmıyorum. Aşağıda ne güzel televizyon izlerken böyle o kadar güzel uykum geldi. Ama yukarıya tırmanırken yolda Nasuh Maruhi'yi gördüm. Onunla birlikte tırmanmaya başladık. O arada da uykum kaçtı. Tabii yukarı çıkarken oksijen oranı artıyor. O senin uykunu kaçırmıştır. Eski evde ne güzel salonla yatak odası iki adımdı. Hemen iki adımda misler gibi girip yatağıma yatıyordum. Burada yukarıya tırmanırken uykum kaçıyor. Kitap oku, uykun gelir. Ya acaba buraya böyle bir televizyon alsak, ben onu izlerken böyle uykuya mı dalsam? Hayır Haluk. Yatak odasına televizyon alınmayacak. Allah Allah, neden? Saray gibi ev alıyoruz, bir televizyon niye alamıyoruz odaya? Kitap oku Haluk. Televizyon alacağım. Kitap. Televizyon alacağım. Kitap. Televizyon alacağım. Almayacaksın. Seninle bir şey konuşmam lazım İdris Bey. Pamit adınız. Başka İdris var mı burada? Peyteyince bir de şey oldu da, kenelde bana İdris usta derler de ondan. Buyurun Gönül Hanım. Ben diyorum ki menüyü biraz genişletelim. Ben ona karışmam. Onu matbaayla görüşeceksiniz Gönül Hanım. Ona göre onlar da istediğiniz genişlikte pasacak. Onu demiyorum. Ben içeriğini diyorum. Mesela tereyağsız pide yapalım diyorum ben. Ne dersiniz? Tereyağsız mı? Evet. Olmaz. Ya neden olmasın? Sen yine aynı malzemelerini koy. Böyle böyle parça parça tereyağlar koyuyorsun ya. Onları koyma, olmaz mı? Olmaz. Niye olmaz? O zaman Karadeniz pidesi olmaz. Ne olur peki? Bilmem, siz söyleyin. Tereyağsız olsun diyen sizsiniz. Ben sadece Karadeniz pidesi olmayacağını biliyorum. Karadeniz pidesi halis mucit Trabzon tereyağısı olmasa olmaz. Size kolay gelir. Ya İdris usta, şunu bir tartışalım, konuşalım. Tamam, tartışın, konuşun. Kimden tartışırsan tartış. Beni karıştırma. Benim işim var, hamur tutacağım. Kolay gelsin Yakup. Hayırdır? Mahkemeniz mi var? Niye böyle giyindiniz? Ne alakası var Yakup? İş bulma firmasının sahibiyiz. İşimiz gücümüz olduğu için presentable takılmamız lazım. Siz adam gibi takılın yeter. Presentable'lık kusur kalsın. Bırak bu işleri Yakup. Çay yap.
Hakikaten şu sizin iş kurma işi nerede? Nerede ofisiniz? Bir müddet burayı kullanacağız ofis olarak. Yakup. Peki benden izin aldınız mı? Adamı hasret etme Yakup. Yakında ofiste tutarız. İş bulma işi çok güzel bir iş. Yakında var ya hem kendimize hem de başkalarına iş bulacağız. İş bulmak bizim işimiz Hüseyin abi. Aynen Şükrü. Kanka unutma bak bunalımdayız. Ya abicim ne güzel keyfim yerindeydi benim şimdi. Ne oldu da bunalıma girdim hemen? Kardeşim sen bunalımda olmazsan, ben bunalımda olmasam İdil teyzeden nasıl randevu alacağız? Nasıl kızlar hakkında bilgi edineceğiz? Anlayacaksın bunalımdayız. Ha, evet bunalımdayız. Aa, hoş geldiniz. Of of. Emre? Teo? Ne oldu size ya? Neyiniz var? Yok bir şey anne, yok. Yok bir şeyimiz Meltem teyze. İçimiz sıkılıyor sadece. Ama sıkıntının nedenini biz de bilmiyoruz anne. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani konuşarak çözebiliriz bu sorunları biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz anneciğim, biliyoruz ama sinirlerim bozuluyor. Ağlamak falan istiyorum yani. Çok farklı bir durum bu. Bunalıma çeyrek var Meltem teyze. Öyle hissediyoruz yani. Peki benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok anneciğim yok. Vallahi biz de bu sıkıntının nedenini bilmiyoruz ki anne. Sen nasıl yardımcı olacaksın? Peki bir şey diyeceğim. Bir uzmandan falan yardım alsak ha? Olur. Ay olur. Olur. Olur ama tanıdığınız bir uzman var mı Meltem teyze? Saçmalama oğlum ya. Annem uzman muzban nereden bulacak? Evet. Hay şimdi yani hemen yan tarafta İdil var ama yani o olmaz. Sonuçta tanımadığınız biri olması lazım. Neyse ya ben birazcık araştırayım da bulurum elbet iyi birini. Alırım sizin adınıza randevu gidersiniz. Ha? Ararım sizi olur mu? Bak şimdi hani bugün canınızı sıkan şeyler aslında o kadar da bütülecek şeyler değil. Bunu bir gün anlayacaksınız tamam mı? Mesela ben şimdi çıkıyorum bir toplantım var arayacağım sizi. Hadi kendinize iyi bakın. İçim bunalıyor. Ne var ne yok Dominant teyze? Vallahi hiç iyi değil. Ben bu İdris ustayla hiç anlaşamıyorum. Hayrola? Gene ne oldu? Vallahi ben menüyü değiştirmek istiyorum dedim. Hemen itiraz etti. Olmaz dedi. Nasıl yani? Tereyağsız pideler de yapmak istiyorum ben. Aslında fena fikir değilmiş. Yani değil mi? Tabii yani Karadeniz pidesini tereyağsız yaparız. Böyle zeytinyağıyla yaparız. Ondan sonra vejeteryan yaparız. Peperonili yaparız. Sonra da pizza diye satarız. Dalga mı geçiyorsun benimle? Herhalde. Tereyağsız Karadeniz pidesi mi olur? Niye olmasın? Gayet de güzel olur. Olmaz. Karadeniz pidesi dediğin şey tereyağlı olur. Böyle pide çıktıktan sonra böyle parça parça tereyağlarını koyarsın. O malzemenin içinde erir. Sonra onu yerken böyle parmaklarının arasından akar. Lop lop götürürsün onu. Çok kalorili Haluk. Çok lezzetli gönül. Batacağız yakında. Vallahi batsak da ben Karadeniz pidesini tereyağlı yapacağım. Aksini yaptırmam, yaptırmayacağım. İyi. İşte bu kadar. İyi, tamam. Bu dükkan kapanırken de ben size söylemiştim diyeceğim. Bak görürsün. Allah'ım ya Rabbim ya. Zeytinyağıyla Karadeniz pidesi yiyeceğiz öyle niye mi? Niye olmasın? Ya git Allah aşkına ya. Tansel'cim şu tablo ne kadar güzel değil mi? Tansel'cim sana söylüyorum. Efendim hayat? Şu tablo ne kadar güzel değil mi dedim ama anladığım kadarıyla sen Haluk Beylerin dükkanına bakıyorsun. Yok şimdi ben öylesine bakıyorum sanki tanıdık birini gördüm de. Tansel'cim birbirimizi kandırmayalım. Sen zaten buraya da gelmek istemiyordun. İdilciğim yani buraya gelmekte bir sorun yok. Ama adam o kadar basit biri ki hani karşılaşırız bir şey söyler kendimi tutamam tatsızlık çıkar. O yüzden korkuyorum. Tansel'cim bence o yazıyı senin yazdığını öğrenmesinden korkuyorsun. Senin yerinde olsam gider konuşur hallederim bu meseleyi. Öyle mi dersin? Evet Tansel'cim. Korkuya kapılmış bir zihin çatışma halinde yaşar.
Bu yüzden de kendi düşünce kalıplarından kurtulamaz. Git konuş ve bu işi hallet. Hayatım, karşımdaki medeni biri olsa neyse. Herkese her şeyi söyleyebilirsin. Yeter ki üslubun doğru olsun. Yani evet, doğru söylüyorsun. Karanlık, içine girmekten korktuğun için ürkütücüdür. Git konuş ve hallet. Tamam Edilciğim, tamam. Şimdi gidiyorum ve konuşuyorum. Evet. İdris Usta kolay gelsin, hayırlı işler. Oo Necat Bey, Haluk Bey yoğurtçu arkadaş geldi. Aa hoş geldin birader. Ya sen bize dün yoğurt getirmişsin. Evet. Sen peki bu yoğurtların son kullanma tarihine baktın mı? Yok bakmadım ama son kullanma tarihi geçmemiştir Haluk Bey. Ya geçmemiş ama 3 gün sonra geçecek. Ben 30 kilo yoğurdu 3 günde nasıl satacağım? Ben onu bilmem Haluk Bey. Yani biz sattığımız malı prensip olarak geri almayız. Ve Gönül Hanım'a da bunu söyledim. Beni ilgilendirmez. O malı geri alacaksın. Ben müşteriye ekşi yoğurt mu vereceğim? Bir sakin olun. Sakinim ben. O malı geri alacaksın. Bu kadar. Tamam. Tamam. Biz sattığımız malın arkasındayız. Alırız tamam. Ha. Şöyle. Allah Allah. Ne oldu Tanser? Girmenle çıkman bir oldu. Yok hayatım yok. Bu adamla konuşulmaz. İçeri girdiğimde birini tehdit ediyor. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar, sağ olun. Meltem. Hı? Müjdemi isterim. Ne oldu? Ne olmadı ki? Metin Ali Feyyaz dönemindeki Beşiktaş kadar mutluyum. Güzel bir şeyler olmuş. Ne oldu, dükkanda işler mi açıldı? Yok yok, o değil. Daha güzel bir şey oldu. Aa, daha güzel mi? Ne oldu ya? Söylesene, çatlatma insanı. O gurme denen adama nasıl ulaşacağımı buldum. Bitti o herif. Yakında onunla şahsen yüz yüze görüşeceğim. Sanki ilk baktığım gözlerdi gözlerin. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerene, nerene, nerene. Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, karışmak güzel.